Nasrettin Hoca evleniyor. 1. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt İsmail Sert. Kurgu Bilal Mert. Yıl 1235. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun son dönemleri. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ölümüyle yerine geçen oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev, gerekli otoriteyi ve birliği sağlayamayınca imparatorluk parçalanmaya başlamıştı. Bir zamanlar 3 kıtaya yayılmış bulunan Selçuklular, şimdi Anadolu içlerine çekilmek zorunda kalmışlardı. Bir yandan Moğol istilaları, bir yandan bu istilalardan kaçan çapulcu birlikleri yüzünden Anadolu insanı sıkıntılı günler yaşıyordu. Henüz Moğol istilalarıyla tanışmamış bulunan Akşehir halkı da bu sıkıntılara gebeydi. Ama bütün bunlara rağmen insanları tebessüm ettiren, aynı zamanda düşündüren biri vardı. Nasreddin Hoca. Ne var ki o sıralarda Nasreddin Hoca da pek rahat değildi. Hanımı vefat etmiş, oğlu İbrahim'le yalnız kalmıştı. Diyorsun Hacı baba? Görmez misin, bulaşık yıkarım oğul. Sonra da çamaşır yıkanacak. O da biterse etraf temizlenecek. Daha sonra da akşam için yemeğe bir şeyler hazırlanacak. Tıpkı rahmetli anam gibi ha. Anacığım, güzel anacığım. Allah-u Teala mekanını cennet eyle. Vakti gelince biz de yer ile yeksan olacağız. İnşallah iman ile göçeriz. Lakin ölenle ölünmüyor işte. Hayat devam ediyor. Bu ev işleri bir an önce bitse de rahatlasan Hacı baba. Rabbime hamdolsun. Bunlardan sıra gelirse medreseye gideceğim. Veya mahkemeye yetişeceğim. Olur ya, kadı efendinin bir maruzatı çıkarsa adalet işleri sekteye uğrar. Bu ise ümmeti Muhammed'in sıkıntısına ve adaletin gecikmesine sebep olur. Yani hep böyle mi devam edecek? Allahu Teala bilir oğul. Her iş neyse de şu yemek pişirme işini pek beceremeyeceğiz galiba. Talebe okutmaktan da zor öyle mi? Evet oğul. İnsanın bilmediği iş en zor iştir. Kadılık yapmaktan da mı zor? O başka işte. Adalet dağıtmanın manevi sorumluluğu var. Aç durabilirsin, acından ölebilirsin. Lakin adaletsiz iş yaparsan hem dünyada hem ukbada dayanılması güç azaplar yakanı bırakmaz. Meğer rahmetli anacığının kıymetini bilememişiz. Ah, bir şeyin kıymeti öldükten sonra meydana çıkar diye boşuna dememişler. Ne yapalım Hacı baba? Başa gelen çekilir diye hep sen söylersin. Anlaşılan böylece çekeceğiz. Zamanla ben de yemek pişirmesini öğrenirsem... Bre oğul, senin vazifen yemek pişirmek değil, medresede talebelik yapmaktır. Her derdin bir çaresi vardır. Yeter ki ölüm olmasın. Anacığım öldüğüne göre daha ne çaresi olacak ki? Evet, insan için ölümün çaresi bulunmaz ama yemek pişirememenin bir çaresi vardır elbet. Bu meteliksiz halinle aşçı mı tutacaksın Hacı baba? Aşçı tutamayız ama helal süt emmiş bir hatun kişi getirebiliriz. Zavallı anacığım, bizi bırakıp niçin gittik? Canım baba oğul, iki çift laf edelim dedik, hemen sulandırdın işi. Hadi büyütme. Peki Hacı baba. Neyse, bulaşıkları bitirdim, şimdi sıra çamaşırlara geldi. Dere kenarına gidelim, ben de yardım ederim sana. Peki oğul, toparla çamaşırları da hemen gidelim. Nereye geldik Hacı baba? Çamaşırları yıkamak için burası uygun mu? Uygun, uygun. At bakalım suyun içine de yıkamaya başlayalım. Peki. Kara kaçan, biz çamaşırları yıkarken sen de şu ilerideki çayırlıkta otlan bari. Maşallah. İnsana anlatamadığım lafı bizim kara kaçana anlatabiliyorum. Şu karganın da ne beş sesi var. Kış, kış. Canım karga işte. Bülbül gibi ötecek değil ya. Ama geldik geleli başımızda dönüp duruyor. Ne ister bizden bilmem ki. Kış, kış. Aslında karga, karga olarak, bülbül, bülbül olarak hareket ettiği gibi, insanlar da insan gibi hareket etse yok mu? Her şey yoluna girecek ama olmuyor işte oğul, olmuyor. Bak Hacı baba, karga methedildiğini duyunca nasıl da keyiflendi. Hey kara kaçan, hayvansan hayvanlığını bil. Ne kızıyorsun kargaya? Yahu bırak hayvanlarla konuşmayı da gel yardım et bana. Bir de bekarlık sultanlık derler. Hiç dere kenarında çamaşır yıkayan sultan görülmüş şey mi yahu?
Hacı baba, çorbaktaki kadınlar niçin sana bakıp gülüyorlar? Haklılar dahi. Benden başka çamaşır yıkayan erkek var mı bu civarda? Bu işe hemen bir çare bulmamız gerekir doğrusu. Hangi iş Hacı baba? Canım sabahleyin baba oğul iki çift laf ederken söylemiştim ya hani. Demek evlenmek istediğini öylesine laf olsun diye söylemedin ha? Bre İbrahim, Hacı babanı ne zaman boşuna laf ederken gördün? Neyse, asma suratını da al şu yıkananları, karşı çalılıklara as kurusun. Peki. Ne var, ne oldu İbrahim? Daha ne olsun, karga sabunu alıp kaçtı. Şimdi görür gününü o. Hey karga! Kara karga, dur diyorum sana, dur! Yahu yerde koşan adamın havada uçan kargayı yakaladığı nerede görülmüş ki? Sen de yakalamaya çalışıyorsun. Baba baksana, kargasıyla koca sabunu alıp götürdü. Canım efendim, varsın götürsün. Belli ki onun hanımı da ölmüş. O da benim gibi dul kalmış olamaz mı? Aman Hacı baba, ne ilgisi var şimdi bunun? Hem nereden biliyorsun karısının öldüğünü? Rengin karalığına baksana ağul. Belli ki onun bizden daha fazla sabuna ihtiyacı var. Ya demek karga da hanımsısa? Yahu bir şey deyince hemen surat asarsın. Tezcanoğlu'nu tanır mısın sen? Tanırım elbet. Karısı ölünce bir ay içinde evlenen adam. Senin bir ay dediğin tam 720 saat. Zavallı adam başka ne yapabilirdi ki? 720 saat ha? 60'ta da çarp da bari dakikadan hesap eyle. Ya da bir 60'ta daha darp edip saniyeden hesap eyle. Zavallı anacığım. Bırak şimdi tuzlanmayı. Tezcanoğlu ile başıma gelenleri bir öğren bakalım. O zaman ne diyeceksin? Ne geldi başına? Geçen gün Tezcanoğlu'na rastladım. Tek rastlamaz olay. Ne oldu ki? Daha ne olsun? Adamın cübbesini, entarisini, sarığını bir görecektin. Kirpas içindeydi değil mi? Tam tersine. Üzerindeki her şey tertemiz, pırıl pırıldı. Demek çamaşır yıkamasını kadınlar kadar öğrenmiş. Baştan ben de öyle sandım ama sorunca ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Ay ilahi hocam, çamaşır yıkamaya çalışacağına yıkayanı bul dedi. Ya demek yıkayanı bul dedi. Evet, aynen öyle söyledi. Bir mahcup oldum, bir mahcup oldum ki gerisini ne sen sor ne ben söyleyeyim. Anlaşıldı, senin canın evlenmek istiyor. Eğer istiyorsan evlen, ben karışmam. Sahi mi oğul, karışmaz mısın gerçekten? Yani karışmam dediysem kavga falan çıkarsa demek istedim. Kavga da nereden çıktı aköfte oğul? Sen benim hiç rahmetle anan ile kavga ettiğimi gördün mü? O benim annem de Hacı baba. Şimdi sözünü ettiğin yabancı. Yani başka bir kadın. Ne olacağı belli mi olur? Kadının başkası mı olur avul? Kadın kadındır işte. Yani anne annedir. Sana göre öyle tabii. Sana göre başka. Zavallı anacığım. Neden öldün sanki? Neden beni üvey anne ellerine bıraktın? Dur yahu dur. Yine sulandıracaksın işi. Affedersin. Evlenmek elbette hakkın. Karşı çıkmak ne haddime. Seni üzmek de kimsenin haddi değil avul. Tamam. Gayet ciddi olarak konuşuyorum. Bu evlilik işini veya ailemize karışacak hatun kişiyi senin rayına bırakıyorum. Nasıl istersen öyle ola. Seni üzdüğüm için çok özür dilerim Hacı baba. Yeniden evlenmek elbette hakkın. Yok oğul. Beni üzdüğün falan yok. Ne yapalım? Çamaşıra bulaşığa devam ederiz. Evde de peynir ekmeğe talim ederiz. Hadi bakalım, çamaşırlar kurumuştur. Topla kara kaçanın sırtına yükleyip eve dönelim. Peki. Yollar da bomboş. İncin top oynuyor yahu. Ta ileriden bize doğru bir gelen var ama bak. Evet gördüm. Ev işleri yüzünden bugün ne medreseye gidebildim ne de mahkemeye. Her şey aksadı dahi. Zor. Çok zor böyle kadınsız yaşamak. Rahmetli anacığının kıymetini nasıl da bilememişiz. Meğer medresede talebe okutan, davalarda kadılık yapan bizim ölen hatun kişi. Yani senin annenmiş de haberimiz yokmuş. Yok canım, o kadar da değil. Şey, ne düşünüyorum Hacı baba biliyor musun? Elbette söylersen bileceğim. Madem böyle,
Ücreti mukabili arada sırada eve gelip işlerimizi yapacak bir kadın bulabilirsek bir sıkıntı da kalmasa. Öylesini nereden bulacağız ki oğul? Evlileri kocası bırakmaz. Kızlar zaten gelmez. Bunlar laf olur diye hiç yöremize uğramaz. Nasıl olacak bu iş? O zaman er kişilerden birini buluruz. Olamaz mı? Bırak köfte oğul. Biz er kişi değil miyiz? Biz yapamadığımıza göre başkaları nasıl yapacak bu işleri? Zor. Çok zor işimiz. Karşıdan gelen adam da iyice yaklaştı. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Oh oh maşallah. Bu yaptığını senin gibi birine hiç yakıştıramadım hocam. Hayırdır efendi? Ne yaptım ki bana yakışmıyor yahu? Daha ne yapacaksın ki hocam? Kendine şeye binmişsin, gencecik fidan gibi oğlunu yürütüyorsun. Sonra da ne yaptım diye soruyorsun. Çok ayıp, çok ayıp. Galiba haklısın efendi. Şimdi hatamı düzeltirim canım. Küş, bre kara kaçan küş. Tut şunun yularını İbrahim. Tuttum Hacı baba. Hiç anırma kara kaçan. Bu efendi doğru söyledi. Oğlum dururken neden beni sırtına aldın sanki? Senin yüzünden ayıplandım bir de. İbrahim, bin oğlum kara kaçanın sırtına. Fakat Hacı baba sen dururken benim binmem ayıp olmaz mı? Olmaz olmaz. Duydun işte. Öbür türlüsü asıl ayıp olan. Duymadın mı Allah'ın kulları ne diyor? Bin hadi. Sen nasıl istersen Hacı baba. Bindim Hacı baba. Tamam böyle iyi. Şöyle bir hoca efendi. Sana da bu yakışırdı. Hadi size uğurlar ola. Sana da efendi, sana da. De. Yürü bakalım kara kaçan. Köfte hor. Sırtına hafif birini alınca nasıl da keyiflendin değil mi? İstersen ben ineyim, yine sen bin Hacı baba. Yaşlı adamsın, ayakların çabuk yorulur. Yok yok, yürümek iyidir. İnsanın bacakları açılır. Aa bak, bize doğru bir atlı geliyor. Gelsin bakalım, yol burası elbet. Gideni geleni eksik olmaz. Dur hayvan. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hocam insaf yani, el insaf. Hayırdır efendi? Ne oldu ki böyle söylersin? Bir de medrese hocalığı yapıyorsun. Sen talebelerine böyle mi talim terbiye verirsin yahu? Yahu rica ediyorum efendi. Şöyle de kabahatimizi bilelim. Baksana. Oğlunu eşeğe bindirmişsin. Kendin yaya gidersin. Sen medresede gençlere, yaşlılara saygı gösterilmesi gerektiğini öğretmiyor musun hiç? Bak birader haklısın da. Ayıp hocam ayıp. Akşehir'in hocasına hiç yakışmıyor bu görüntü. Hatta ne sana ne de Civan Mert Mahdumuna hiç yakıştıramadım. Haklısın galiba. İbrahim, kara kaçanı durdur. Ben de bineceğim üzerine. Peki Hacı baba. Düş! Dur hele kara kaçan. Ben öne bineyim de sen benim terkime geç. Peki Hacı baba. Tamam mı efendi? Ayıbımızı örttük mü şimdi? Elbette hocam. Senin gibi birine de ancak böylesi yakışır. Hadi uğurlar ola. Deh kara kaçan deh. Hiç kızma kara kaçan. Kabahat benim değil. Oğlumu bindirip de yayan yürüdüğümde ne dediklerini duydum. Çaresiz içimizin ağırlığına katlanacaksın. Deh. Ne de yanık çalıyor değil mi Ağaca baba? Çoban kısmı böyledir oğul. Yalnızlığını, hasretini kavalıyla gideriz. Selamun aleyküm çoban evladım. Ve aleyküm selam. Bu ne hal böyle hocam? Kızma ama şu durumunu sana hiç yakıştıramadım. Hangi durumumu bre? Nasrettin Hoca adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.